Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, eylem hazırlığı içinde olan iki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sonrası adeta suskunluğa bürünen CHP'yi eleştiri oklarının hedefi haline getirdi. CHP ile HDP'nin meclis çatısı altında sıkça birliktelik sergilediğini belirten Ercoşkun, geçtiğimiz yıl 1 Mayıs kutlamalarında bu iki siyasi parti temsilcilerinin Bolu'da el ele kol kola İzzet Baysal Caddesi'nde yürüyüş yaptıklarını ve bugüne dek birlikteliklerini sürdürdüklerini savundu. Ercoşkun açıklamalarında şöyle konuştu. Meclis çatısı altında maalesef PKK'ya terör örgütü diyemeyen, PKK'lı teröristler için bırakın kınamayı, aleyhte tek bir laf edemeyen siyasi bir uzantı var. O da HDP. 1 Kasım seçimlerinden sonra yemin edilip yasama faaliyetlerine başlandığı andan itibaren HDP'nin ne önerisi varsa, attığı ne adım varsa bunu destekleyen bir de CHP var. Meclis Genel Kurulu'nda ne zaman bir oylama olsa CHP ve HDP'nin birbirlerini desteklediklerini biz günde onlarca kez görüyoruz. Ercoşkun açıklamalarının devamında CHP'yi genel merkez yönetimi üzerinden eleştirdi. CHP'nin bu şekilde yönetilmesi Türkiye'ye karşı yapılan bir kötülük diyen Ercoşkun, CHP'nin yanlış yönetildiğine dair görüşlerini şu gerekçelerle ortaya koydu. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı'nın her şeyden önce bir bayan olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımıza karşı kullandığı ifadeleri neyle tanımlayabiliriz? Alçaklık da bir seviyedir ama bunun alçaklıktan da aşağı bir seviyesizlik olduğunu görmek lazım. Dolayısıyla siyasetin hele de ana muhalefet partisinin bu şekilde yönetilmesi aslında Türkiye'ye karşı yapılan bir kötülük. Ana muhalefette bir haktır ve ülkenin ana muhalefete de ihtiyacı vardır. Çünkü iktidarın da eksik veya yanlışları olur ifadelerini kullandı. We'll be right back.